안녕하세요. 메하바. 할인이 통역 할인아. 티제? 쏘리. 오케이. 음성어 했어요. 알겠어. 통역 좀 부탁할게요. 응? 안녕하세요, 여러분. 오늘 줌 미팅에 와주신 걸 환영합니다. 메르발라, 뭐. 부근부레 카트라이 캐스터 시켈리니스? 저는 한국에서 애터미 사업을 하고 있는 정지윤이라고 합니다. 코레다 아토미 시니아판 정지은? 스코라고 부르시면 되고요. 스코 니에데스 에스테네비리스니스? 오늘 줌 미팅에 와주신 여러분 정말 감사합니다. 여긴 토플한테 카트든 진짜 크게 해드려. 오늘은 야그머 씨가 회사 소개를 해주실 거고 첫 번째로 birinci olarak Yağmur Hanım şirket tanıtımı yapacak bugün. 두 번째로 비틀 솔마즈 씨가 마케팅 플랜 İkinci olarak da Betül Solmaz kazanç planını açıklayacak.세 번째로 메레 키스킨 씨가 제품 소개를 할 것입니다. üçüncü olarak da Merve Keskin ürün tanıtımı yapacak. 그리고 간단하게 3분 스피치로 에즈라 타멜과 부르주가 발표할 예정입니다. ve en sonunda da 3'er dakikalık Burcu ablayla Esra abla 3 dakikalık konuşma yapacak.오늘 미팅으로 여러분들이 애터미를 알아보시고 비전을 보시길 바랍니다. Bugün toplantıyı güzelce dinleyip Atom'un vizyonu hakkında bir şeyler öğrenmenizi istiyorum.그러면, 그리고 오늘 미팅은 처음부터 끝까지 참여하시면 저희가 추첨을 통해서 상품을 이따가 마지막에 진행하니까 꼭 끝까지 참석 부탁드립니다. Bugün toplantının başından sonuna kadar katılanlara en sonunda bir katılım ödülü verileceği için hani sonuna kadar dinleyin.그러면 야그머 씨 나와주세요. 스피커 해제하시면 돼요. Yağmur Hanım başlayabilirsiniz. İzin verecekmiş sizin mikrofonunuza. Herkese iyi akşamlar. Başlayabilir miyiz? Merhabalar. Öncelikle ben Antalya'da yaşıyorum. İsmim Yağmur. Atom'da henüz 1,5-2 aydır çalışıyorum. Birlikte takım arkadaşlarımızla güzel işler başardık. Çok kısa bir zaman içinde. Daha önce de network pazarlama şirketleriyle çalışmıştım ama bu kadar kısa sürede yol kat edememiştik. Atomi çok farklı bir şirket, çok farklı bir aile yapısına sahip. Öncelikle şöyle anlatmak Yağmur istiyorum. Hanım, kusura bakmayın, bölüyorum ama sesiniz çok az geliyor. Öyle mi? Evet. Hemen ayarlıyorum. Şimdi nasıl? Şu anda da aynı. Öyle mi? Bir tekrardan isterseniz bir kapatıp açın, belki düzelir. Tamam, öyle yapalım. Ben kapatayım, tekrar bağlanayım isterseniz. Tamam, olur. Ya da telefon alt kısmı belki Şu an iyi mi? ondan dolayı olabilir koyduğunuz Opa, soriga telendiriliyorsa kubo sorudan yegâ çıkın. İyo폰 사용하면 되지 않을까? 이어폰? 이어폰? 이어폰. 아니 그거 그거 어때? 없을 수도 있으니까. 물어봐서 있는지. 그러니까 그 ya da böyle hani kulaklıkla konuşabilirse olur belki. Yani deneyelim. Tamam, hebol koy ya.
Daha iyi mi? Bir kez daha konuşayım. Geliyor mu sesim? Daha şu an daha az geliyor. Gelmiyor mu hala? Yok. Daha yani telefon kulaksız daha hızlı daha çok geliyor. Tekrar deneyelim isterseniz. Ben tekrardan bağlanmayı deneyeyim. Tamam. Efendim? Ne dediniz falan diye. Tekrardan çıkış yapıp tekrardan giriş yapın. Belki o zaman daha iyi olur dedim. Opa nağı taşıdır o yukmaya. Nağı da taşıdır onda. Joğumdan gidere darlak o. Nuga yege cüm ecüm. Miyada kurat. Biraz beklemenizi rica ediyoruz. Ko. Tekrar bağlandım. Nasıl geliyor ses? Şu an gayet iyi. Gayet iyi mi? Yalnız bu sefer de ben kamerayı açamıyorum. Sıkıntı olur mu Hatice? Efendim? Ne dediniz? Kamera şu anda açılmıyor. Sıkıntı olur mu? Hop, anne kamera ga an köylünde bunca anneci. Çünkü kamyon te. O kamera da vermek hocam. Tamam, 시장 요청했거든요. 시장 요청 눌렀거든. 근데 승인을 눌러야지 켜질 텐데. 아, 됐다. 오케이. 오케이. 잠깐만. 올드. 잠깐만. 잠깐만. 올드. Tekrardan merhabalar. İyi akşamlar. şimdi Atomi hakkında hemen sizi bilgilendireyim. Çok fazla zaman kaybettik. Atomi 2009 yılında kurulan 2021 Ağustos itibariyle Kore dahil dünyanın 21 ülkesine satış yapan global bir ağ pazarlama şirketidir. Görkemli ve büyük ölçekli bir şirketten ziyade önemli bir şirket olmayı hedefliyor genelde Atomi. Ve bunu yapmak için israf unsurlarını ortadan kaldırmayı planlıyoruz şirket olarak. Bunu hedefimiz haline getirmeliyiz her zaman için. Atomi'nin başlangıcından beri uyguladığı mutlak değer, herkes için faydalı olan ürünler, daha kaliteli ve daha uygun fiyat felsefemiz olan mutlak kalite, mutlak fiyat ile son tüketiciye ulaşmak. Hedefimiz her zaman bu. Atomi 2020 yılında global satışlarda 1.9 milyar dolar satış hacmine ulaştığını ve global üye sayısının da 15 milyonu geçtiğini açıklamıştı. Her yıl ortalama %30 büyüyen Atomi, Güney Kore'nin en büyük ağ pazarlama şirketi şu anda. Ben bu işe başlarken tabii ki herkes gibi bir araştırma mutlaka yaptım. Daha önce de dediğim gibi ağ pazarlama şirketleriyle çok fazla çalıştım. O yüzden bir güvensizlik, güven kaybı oluşmuştu bende. Yani bu tarz şirketlere açıkçası hiç güvenim yoktu. Atomi'yi yavaş yavaş tanımaya başlayınca çevremdeki insanlara sordum. Bu işin içindeki insanlarla konuştum. İlk süreçte zaten bir tüketici gibi düşünüp açıkçası ürünleri tanımaya gayret gösterdim. Ve ürünleri tanıdıkça, kullandıkça bir süre sonra zaten baktığınızda ürünlerin ne kadar kaliteli olduğunu anladım ve bu işe girmeye karar verdim bir şekilde. Yani hem ürünlerin güzel olması hem de gramajlarının yüksek olması, fiyatlarının da çok uygun olması gramajlarına göre beni kendine daha çok çekti. Markanın kalitesi, ürün standartları. Ürün değerlendirmelerimi bir süre sonra yapınca açıkçası bu işe girmeye karar verdim ve çevreme de anlattım. Çevreme de arkadaşlarıma denettirdim, tanıdığım insanlara bahsettim. Onlar da çok hoşlandılar bu konuda. Kendim gibi yeni tüketiciler, yeni üyeler yaparak
ilerlemeye gayret gösterdim her zaman. İlk olarak zaten deneyimlediğim ürünleri çevremdeki insanlara anlattım ve içeriklerinden bahsettim. Bu şekilde satışlarımı gerçekleştirdim. Sonrasında alt ekibimi oluşturmaya, artık bir üyeydim Atomi'de. Alt ekibimi yavaş yavaş üretmeye, hızlandırmaya ve tam bir aile olarak çalışmaya hedefledim. Dolayısıyla şimdi sistemli bir şekilde çalıştığınızda ve bu işe gerçekten sevip kendinizi adadığınızda çok başarıya ulaşmanız inanılmaz mümkün oluyor. Atomi'nin tabii bu işi yaparken en önemli kuralı da 3 ana güven maddesinin olması. Bu 3 ana güven sistemiyle başarıya ulaşmak kesinlikle çok mümkün. Ben de bu yolları izleyerek, çok araştırma yaparak bu işe girdim. Yeni gelen arkadaşlara da açıkçası tavsiyem her zaman bu olacak ve ekibime katılan üyelerime. Şimdi güven sisteminden bahsetmek istiyorum size. Nedir bu 3 ana güven sistemi? Birincisi, güven vermenin bir kere en basit yolu önce kendimize güvenmektir. Yani insan zaten kendine güvendiğinde, karşısındaki insana bir ürünü anlattığında, o ürüne de aynı şekilde güvendiğinde, yani inanılmaz yol kat ediyor. Karşısındaki insan da can kulağıyla dinliyor. Onun haricinde ikincisi Atomi'nin ürünleri. Ürünleri deneyen arkadaşlar zaten bilirler. Yeni gelen arkadaşlar da, aramıza yeni katılan üyelerimiz de bu konuda yavaş yavaş bilgi sahibi olacaklardır diye düşünüyorum. Atomi'nin ürünlerini eğer siz de kalitesine, gramajına, fiyatlarına ne kadar güvenirseniz o kadar çok insanlara bir tüketici olarak, iş ortağı olarak güven verebiliyorsunuz. Güvendiğiniz kadar güven vereceksiniz bu işte. Bu süreçte kendiniz gibi tüketiciler veya iş ortakları bulup bu aileye dahil etmeniz gerekiyor. Onun haricinde yani Atomi'de asla hiçbir zaman yalnız kalmıyorsunuz. O konuda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz burada attığınız her adımı destekleyen bir şirketle, yani hepimiz için geçerli bu. Attığınız her adımı destekleyen bir şirketle berabersiniz her zaman için. Güven sistemimizin şimdi üçüncü maddesi şöyle. Hiçbir sermaye koymuyorsunuz ortaya. Yani bu işe girerken diğer ağ pazarlama şirketlerinde önce bir set kit almak gerekiyor bu işlere giriş yaparken. Ama Atomi'nin asla böyle bir seçeneği yok, kimseye sunmuyor. Bir sermaye oluşturmanız için sadece bir araç olup, yani destekliyor sizi Atomi. Kendi ücretlerinizi, paranızı kendiniz kazanmak için bir fırsat sunuyor size. Çok güzel bir ailenin içindesiniz. Özellikle yeri gelen üye arkadaşlara sesleniyorum buradan. Çok çok güzel bir ailenin içindesiniz. Her zaman sizi destekleyecek olan, her zaman beraber olan, her sıkıntınızda yanınızda olan, olacak olan bir aileyle birliktesiniz. Biz Atomi'yiz, çok da güzel bir aileyiz. Çok da kısa bir sürede ilerleyebileceğinizi düşünüyorum her zaman için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdilik anlatacaklarım benim bu kadar. Sesim geldi mi, gelmedi mi bilmiyorum. Teşekkür ederiz Yağmur Hanım. Güzel bir sunum oldu gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Seste sıkıntı yaşadık ama umarım duyulmuştur, net gelmiştir set. Tabii gayet net bir şekilde sunum gerçekleşti. Ben teşekkür ediyorum tekrardan. Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Yakın başı kınlanmayın. Leon. 야구머씨 감사합니다. 테세키레드 야무라는. 테세키레드. 그럼 이제 비틀 솔마즈 씨의 마케팅 플랜 부탁드려요. 네트센 마르체 가장 필요한. 세리엠 스타트. Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ben Atom Biberlerinden Betül Solmaz.
Ben size bugün Atomi'nin kazanç planından bahsetmek istiyorum. Olabildiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Şimdi en çok merak edilen konulardan birisi çünkü Atomi'nin kazanç planı. Çünkü çoğumuz Atomi'yi bir gelir elde etmek için giren insanlarız. Bu nedenle şimdi Atomi'nin temelini az çok zaten Yağmur Hanım anlattı. Kendisine de teşekkür ederiz tekrardan. Atomi'de iki alt kolumuz var. Sağ kolumuz ve sol kolumuz olmak üzere. Bu sağ ve sol kollarımızda iki kişiyle başladığımız bu sistemi sınırsız bir şekilde ilerleterek çoğaltabiliyoruz. Bu anlamda bir sınırımız yok ve diğer network işlerinden farklı olarak Atomi çabalarınızın karşılığı hiçbir şekilde boşa gitmediği gibi sizden sonra çocuklarınıza hatta onların da çocuklarına aktarabileceğiniz bir fırsat sunuyor size. Bu anlamda çok tercih edilebilir bir şirket vizyonu var. Bunları devredebildiğiniz için yani hiçbir çabanız boşa gitmiyor diyebilirim. Pazarlama planına gelmeden önce Atomi'nin bir diğer artılarından da bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle Atomi'ye üyelik için hiçbir şekilde herhangi bir ücret talep etmeyen bir şirket. Bunun dışında açık ve gizli bir şekilde bir ücret talep etmemesinin yanında sizden herhangi bir şey beklemeden sisteme erişiminize izin veriyor. Yani web sitesinin kullanımı için ya da işte aylık, yıllık kullanım için belli bir kotadır. Sizi herhangi bir şekilde bir satın almaya, herhangi bir ödeme yapmaya ya da sizin yapacağınız hiçbir şeye bel bağlamayan bir şirket. Bu anlamda sizin sermayenize ihtiyaç duymadığı için tamamen sıfır sermayeyle başlayabileceğiniz bir iş. Şu anda normal şartlarda herhangi bir iş kurma düşüncesi içinde olan bir insanın ihtiyacı olan ilk şeyden birisi sermayedir. Herhangi bir yatırım yapman gerekir ama Atomi'de böyle bir şey olmadığı için bu sistem tamamen destekleyici bir sistem ve hiçbir çabanızın boşa gitmediği bir sistem. Bu anlamda bu destek sermayelerinin paylarından biraz da bahsetmek istiyorum. Destek sermayeleri, Atomi'nin kar yüzdeleri ikiye ayrılıyor. Bu şirket giderleri için kullanılan kısım, yani Atomi şirketi kazandığı karın %30'unu şirket giderleri için kullanıyor. Kalan %70'i üyeler için kullanıyor. Bu %70'in içerisinde bu %70'in %44'ünü üyelerin genel komisyonları için kullanıyor. %20'sini mastership bonusları için kullanıyor. %6'sını ise eğitim merkezleri için kullanıyor. Bunların detaylarına daha sonra gireceğim ama şu bölünmüş olan yüzdelik dilimlere bile baktığımızda %30'u şirket için, %70'i üyeler için. Bu bile Atomi'nin ne kadar üyeleri önde tuttuğunu ve üyeleri öncelik aldığını gösteren bir dağılım olmuş. Şirketin giderleri için ayrılan bu bütçenin, yani bunlardan bahsettim. Şimdi bir de ana gelir kaynaklarından bahsetmek istiyorum, giderlerden ziyade. Atomi'de 5 temel ana gelir kaynağımız var. Bunlar perakende satış kaynakları, genel komisyon yani bu ikili sistemden kazanılan gelir kaynakları, mastership bonusları ve ulaştığınız seviyelere göre verilen ustalık promosyonları, ayrıca bir de eğitim merkezi promosyonları var. 5'e ayrılmış. Şimdi bunların detaylarından biraz bahsedeceğim, çok fazla ayrıntıya girmeden. Öncelikle perakende satış için Atomi'nin şöyle bir vizyonu var. Aldığınız ürünü zaten üye olduğunuz için %25 ile 30 arasında indirimli bir şekilde almış oluyorsunuz. Yani bir ürünü örnek veriyorum 75 liraya alıyorsunuz Atomi üyeliğiniz sayesinde. Daha sonra bunu %25 ve 30'luk kar marjı ekleyerek satabiliyorsunuz. Yani bu 75 TL'ye aldığınız ürünü hemen hemen 100 TL'ye satmaya tekabül ediyor. Ve bu da size otomatik olarak %25 ile 30 arasında bir kar elde ettiriyor. Yani işte bu paranın 25 lirası ya da 30 lirası tamamen sizin karınız oluyor. Bunlardan sonra yani diğer gelir kaynaklarına devam etmeden önce biraz da PV sisteminden bahsetmek istiyorum ben. PV sistemi, yani PV dediğimiz şey aslında en basite indirgeyecek olursak alışveriş yaptığımızda kazandığımız puanlar. Hani nasıl ki marketlerde bile var artık bu sistem, hani PV olmasa bile ismi. Bir puan kazanma sistemi. Aynen o şekilde Atomi'de alışveriş yaptığımızda kazandığımız puanlar. Bunların ismi PV ve bu PV'ler ikiye ayrılıyorlar. Bir tamamen kendinizin yaptığı alışverişlerden oluşan kişisel PV'leriniz. Bir de alt gruplarınızın PV'leri.
Kendi yaptığınız alışverişlerden kazandığınız PV'ler diğer networklerden farklı olarak hiçbir şekilde silinmiyorlar ve sonsuza kadar kalıyorlar. Yani bundan 5 yıl önce bir şey aldıysanız bile kendinize bu hani her ay silinme, başa dönme, işte diğer aya devretmeme tarzı problemler Atomi'de yaşanmıyor. Diğer networklerden ayıran en temel şeylerden birisi de bu. Bunlar tamamen silinmiyorlar ve sizinle birlikte devam ediyorlar. Bir diğer PV de grup PV'lerimiz. Alt gruplarımızda sağ ve sol gruplarımız var biliyorsunuz. İkili bir şekilde ilerliyor çünkü. Onlardan da bahsedeceğim ama. Grup PV'lerinde biriken PV'ler ve bunun aslında şöyle bir avantajı var ki tüm üyelerin fırsat eşitliği var. Yani hani bir aile ortamı oluşturuyor, herkese eşit şartlar sunuyor ve hepsine eşit miktarda kazanma olasılığı veriyor. Yani bu bir kazan kazan işi de diyebiliriz. Çünkü bir kişi tek başına yükselemiyor Atomi'de. Yani istese de bu şekilde olmuyor. Çünkü Atomi bir grup işi. Tek başına yükselmiyor. Diğerleriyle beraber takım halinde çalışılan bir iş Atomi. Mesela diğer networklerde sizden daha önce üye olmuş insanlar, sizin üstleriniz her zaman daha avantajlılar. Yani ne kadar zaman geçerse geçsin onlar sizden daha önce üye olduğu için her zaman daha avantajlı olurlar ama Atomi'de böyle bir şey yok. Atomi'de hani yeni üye olmuş bir insanın üst sponsorunu bile geçebilmesi çok olası bir ihtimal. Çünkü Atomi çabaya dayalı bir sistem. Yani hani ne zaman üye olunduğu hiç önemli değil. İşe ne zaman başlandığı önemli değil. Önemli olan başlanmış olması. Atomi bunu baz alıyor. Buradan da yine anladığımız üzere Atomi tamamen üyelerinin önceliğini hedef alan bir şirket. Şimdi diğer gelir kaynağına geçelim. Perakende satıştan bahsettim. Diğer gelir kaynağı da genel komisyon. Yani binari, ikili sistem. İkili sistem bu hani üyeler için ayrılan bu %70'lik kısmın %44'ü burada. Bu kısım için ayrılmış. Bu sistem seviyelerine göre, PV değerlerine göre açıklanıyor ama hepsinden önce ben şunu söylemek istiyorum. Uzun bir zaman boyunca burada bu komisyonlarda biz doları 7 liraya sabitlemiştik. Ama bu yakın zamanda bir değişme oldu ve dolar değeri şu anda 8,5 üzerinden baz alınıyor. Yani bu gelirimizin yükselmesi anlamına geliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü dolar üzerinden ben ifade edeceğim şimdi. Çok fazla detayına da girmek istemiyorum ama. Mesela şimdi şu şekilde söyleyebilirim. 5 farklı üyelik tipi vardı diyebilirim. Yani 5 seviye diyelim. Bunlardan birincisi yeni üye olmuşlar için genelde. Yani üyeler. Kişisel PV'si, yani kendi adına satın almış olduğu kişisel PV'si 10.000 olan üyelerin sağ ve sol gruplarında 300.000 PV'lik alışveriş yapılmış olması durumunda kazandığı para yaklaşık olarak 20 dolar. 8,5 üzerinden baz alınıyor tabii bu. Ama kişisel PV'si 10.000 değil de 300.000 olursa bu üyelere temsilci üyeler diyoruz biz. Ve temsilci üyeler sağ ve sol gruplarında 300.000 PV'lik satış olması durumunda 60 dolar para kazanıyorlar. Kişisel PV'si 300.000 değil de 700.000 olan üyeler özel temsilciler olarak adlandırılıyor. Bunların sağ ve sol gruplarında 700.000'er PV'lik alışveriş yapıldığı takdirde 120 dolar para kazanılıyor. Kişisel PV'si 1,5 milyon olan üyelerde artık bayi olarak adlandırılıyorlar. Ve sağ ve sol gruplarında 1,5 milyonluk PV olması durumunda 240 dolar para kazanıyorlar. Ve bir de özel distribütörler var. Şimdi özel distribütörler biraz daha detaylı. Bu üyeliklerde sağ ve sol PV değerlerine göre değişiklik gösteriyor. Seviyeleri var. 7 farklı seviyesi var bu özel distribütörlerin. Ama en az kendi kişisel PV'si en az 2,4 milyon olması gerekiyor. 2,5 de olabilir ama hani 2,4 milyon PV olması gerekiyor. Bu özel distribütörlerin dediğim gibi 7 farklı seviyesi var ve bunların en alt seviyesi Sales Master'lık. Bu üyeler için ayrılan %70'lik kar yüzdesinden bahsetmiştim. Bu Mastership bonusları da bir diğer üçüncü gelir kaynağımız. Tam olarak bu anda devreye giriyor bu Mastership bonusları. %70'lik payın %20'si Mastership bonusları için ayrılmıştı. Bu %20'yi de dedim ya hani özel distribütörlerin 7 farklı seviyesi var diye.
%10'u Sales Master'lar için, %5'i Diamond Master'lar için, %2'si Chevron Rose Master, %1.2'si Star Master, %1'i Royal Master, %0.5'i Crown Master ve %0.3'ü Imperial Master için ayrılmış. Onların kazanacakları gelirler. Bir diğer gelir kaynağımız da ustalık promosyonları. Bunlar da yine bu özel distribütör seviyeleriyle alakalı. Ama çok fazla detay bunlarda çok girmek istemiyorum. Çünkü yakın zamanda bu kazanılan hediyelerle ilgili de bir güncelleme yapıldı. Onlarda da çok aklınızı karıştırmak istemiyorum. Çok fazla detay şu an için onlar. Ama hani bilmeniz gereken şey şu an için bu seviyede bu seviyeler ve onların PV değerleri olabilir. Mesela burada Sales Master'ların kişisel PV'lerinin 700 bin PV ve sağ ve sol kollarının 2,5 milyon PV olması zorunluluğu var. Diamond Master'larda da kişisel PV'nin 1,5 milyon ve sağ ve sol kolları için şartı da iki kolunda da ikişer tane Sales Master olma şartı. Chevron Rose Master'lar için ve bundan sonraki diğer Star Master, Royal Master, Crown Master, Imperial Master'lar için temel kişisel PV şartı 2,4 milyon. Chevron Rose Master olmak için işte sağ ve sol kollarınızda ikişer Diamond Master, yani bir düşük seviye Master'ı. Star Master olmak için ikişer Chevron Rose Master. Bu şekilde ilerleyen bir sistem. Onun dışında bir diğer gelir kaynağımız da eğitim merkezi komisyonlarımız, sonuncu gelir kaynağımız. Burada o üyelere ayrılan %70'lik gelir kaynağının %6'sı bu kısım için ayrılmıştır, eğitim merkezleri için. Master seviyesine ulaştığınız zaman zaten eğitim merkezi açma hakkına sahip oluyorsunuz. Yani bu özel distribütör diye bahsettiğimiz o 5. üyelik, en üst seviye olan üyelik. Buraya ulaştığınız zaman, yani Sales Master, Diamond Master, bu seviyelerden herhangi birisinde olduğunuz zaman bir eğitim merkezi açma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu gelirde %6'sı da oraya ayrılmış. Yani Atomi'nin aslında karışık gibi görünüyordu. Benim de açıkçası çok gözümü korkutan bir kazanç planı sistemi vardı ama o kadar basit ve o kadar mantığına oturulmuş bir sistem var ki aslında. Ben yani şöyle bir göz gezdirdim. Gayet de mantıklı ve çok hani nitelikli argümanları olan, mantığa dayanan şeyleri var, açıklamaları var yani bunların. En büyük avantajı da işte bu işi yapan herkese eşit şartlar sunması, herkese eşit fırsatlar vermesi, yani atıyorum benim erken üye olduğum için bir avantajım olmaması gibi, geç üye olmuş ya da Atomi'yi sonradan tanımış insanların da bir dezavantajı olmaması, bu çok önemli. Onun dışında üye olurken karşılaşılan o klasik prosedürlerin Atomi'de olmaması, Atomi diğer networklerden ayıran bir diğer yan. Yani Atomi'nin bir grup işi olması aslında. Yani bir kişi tek başına Atomi'de yükselemiyor. Hani bu bir grup işi ve kazan kazan işi. Hep beraber bir bütün olmayı gerektirdiği için ister istemez bir aile yapısı zaten oluşuyor. Aile gibi oluyorsunuz. Buradaki şu an dinleyen benim birçok arkadaşımla da aile gibi olduğum gibi. Yani gayet de sıcak bir ortam sunuyor aslında Atomi bu anlamda. Ve bir başarı varsa bu başarı asla tek kişinin olmuyor. Onun desteğiyle herkesin başarısı olmuş oluyor. Bu da çok tercih edilebilir yapıyor Atomi. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Betül. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Betül Durmadesi. Kamsahamnida. 감사합니다. 감사합니다. 그러면 메레 키스킨의 제품 소개가 있겠습니다. 메레? 지금 메레 하는 유르 탄톰이 yapacak. 예. 그 사진을 좀 열어 줄게요. 지윤아. 메레 arkadaşlar. Ben bugün Atomi Lutein'in tanıtımını yapmak istiyorum. Burada elimde de var. Üç tane ana içerik maddesi olduğu için onları sayarak başlayacağım. İlki kadife çiçeği özü, yani lutein dediğimiz madde. Bu Meksika Aztek kadife çiçeğinin ham maddesi alınarak üretilmiş bir şekilde ekstresidir. Daha sonra A vitamini bulunmakta.
ana bileşen maddesi olarak çinko bulunmakta. Tabii başka maddelerde bulunmakta fakat en önemlileri bunlar olduğu için öncelikle bunları saymak istiyorum lutein için. Şimdi şöyle söyleyelim, lutein ne demek ya da bunlar ne işe yarıyor, ne manada diye söyleyecek olursak, ilk önce kadife çiçeği özünün yani luteinin ne olduğundan bahsetmek isterim. Bitkilerde bulunan sarı renkli organik bir renklendirici kendisi. Latince lutea yani sarı kökünden gelir. Ispanak, kara lahana gibi yeşil sebzelerin yapraklarında da bol bol bulunur bundan. Göz sağlığına faydaları ne diye soracak olursak da lutein göz retinasının görme ile sorumlu merkezinde olan sarı benek adı verilen bölgede yüksek oranlarda bulunmaktadır. Genel bir hipoteze göre lutein bu bölgeyi yüksek enerjili ışığın oksitlendirici etkisinden korur. Dolayısıyla işte yaşlanma nedeniyle de ya da yorgunluk sebebiyle de gözün içerisindeki bu sarı nokta pigmentinin yoğunluğu normalde azalabiliyor. Dolayısıyla da göz hastalıkları ortaya çıkmakta. Bu açıyı kapatmak ve gerçekten göz sağlığına yardımcı olmak adına da lutein maddesi içeren böyle takviye vitaminler, ek gıdalar alabiliriz. A vitamininden bahsedeyim ne olduğunu. Şimdi karanlıkta görebilmek için olmazsa olmaz bir vitamin kendisi. Cildi koruyan, hücre gelişimini ve büyümesi için gerekli bir vitamin. Göz sağlığı açısından bakacak olursak da gözün retinası yani ışığı kraniyel sinir olarak değiştirir. Tam bu noktada da A vitamininin gerekli olması gerekir bu işlemi yaparken. Dolayısıyla yine gözün olmazsa olmazlarından birisidir. Ve bu A vitamini sayesinde de göz problemleri ve körlük gibi şeylerin önlenmesi çok önemlidir A vitamininin olması. Ayrı zamanda sadece göz diye söylemeyeyim, bağışıklık, genel vücutsal bağışıklık sistemi için de A vitamini çok önemlidir. Enfeksiyonlara karşı vücudu tamamen koruyan bir nitelikte A vitamininin olması. Şöyle kısaca nasıl söyleyelim? A vitamininin eksik olduğu durumlarda da şöyle genel geçer bir olumsuz şeyler var. Mesela işte ciltteki pullanma, kuruma, fazla akne yapımı olması. Bu gibi şeyler, işte bağışıklık sisteminin çökmesi, çok çabuk hastalanma gibi şeyler A vitamini eksikliğinden kaynaklanabilmekte. Dolayısıyla bunun takviyesi olduğu takdirde de insanların, bizlerin işte bağışıklık sistemi ve vücut direnci daha çok arttığı için işte enfeksiyonlara karşı daha dirençli ve daha hastalıklara karşı daha korumalı bir hale gelebiliyoruz. Üçüncü olarak ana maddesi de çinko diyelim ve çinko da burada nasıl bulunmakta? Çinko yine A vitamininde bahsettiğim gibi bağışıklık için gerekli bir element diyelim. İyi bir hücre bölünmesi için gereklidir ve genelde pek çok günlük vitamin, mineral ilaçlarının da ana bileşenlerindendir. Cildin ve kasların erken yaşlanmasını önleyen antioksidan özellikler içermektedir. Dolayısıyla bu ana etken maddesi bulunuyor içinde. Şimdi luteinde kısaca özet geçersem, kadife çiçeği özü yani lutein, A vitamini ve çinko ana bileşen maddeleri olarak bulunmakta. Tabii başka şeyler de var. Şöyle göstereyim size de, benim de elimde var. 90 kapsül bulunmakta, yumuşak jelibona benziyor. Günde bir tane alınması yeterli oluyor. Gayet de kolay bir içimi var. Şöyle gösterirsem görürseniz minicik jelibon gibi bir şey. Ben normalde çevirmenlik yapıyorum freelance olarak ve genelde işlerim hep online üzerinde oluyor ve dolayısıyla da bilgisayar ekranına, telefona çok bakmak zorunda kalıyorum. Göz sağlığı herkes için önemli tabii ki.
bunu hani daha rahat bakabilmek, gözlerimin dinlenmesini sağlayabilmek adına çok istiyordum zaten lutein vitamininin gelmesini. Tam da denk geldi. Hemen ben de aldım. Şu an yaklaşık olarak ne kadar oldu acaba kullanalı? Bir ay falan belki olmuştur. Zaten 90 tane ve günde bir tane olduğu için 3 aylık bir ürün diyelim. Şunu söyleyeyim. Aynı zamanda da göz sağlığımız için ara ara dinlenmemiz gerektiğini ve yeteri kadar da bol bol su içmemiz gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Tabii lutein gıdasıyla, takviyesiyle beraber. Benim anlatacaklarım bu kadar herhalde. Bir soru var. Ben mi yanlış anlıyorum, görüyorum. Buyurun. İyi akşamlar. Bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum unutmadan. Bunu çocuklara da önerebilir miyiz mesela? Kullanabilir miyiz? Yani göz sağlığı için. Yani yetişkinler için görünüyor ama soralım. 12 yaş için mesela. Kluteini songin ani aydi rantedo chumyonte. Aydırate도 먹어도 되냐고요, 루테인? 응. 몇 살? 12살부터. 12살부터는 괜찮을 것 같은데 제가 본사 쪽에 한번 확인해 보고 그거 자세한 건 추후 알려 줄게요. 제림. 소리죠. 12 yaşından itibaren bir sorun olmaz gibi duruyor ama yine merkezdekilere sorup ondan sonra size detaylı bilgi verecek psikolog. Hatice, ben bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Genel merkezde zaten gıda takviyeleri üzerine belli bir yaş sınırlaması olup olmadığını görüşmüştüm. 15 yaş dediler. 15 yaşın altındaki çocuklarda gelişim hızı daha yüksek olduğu için gıda takviyeleri bu anlamda etkileyebilir dediler. 15 yaş ve üzeri için daha çok uygun olduğunu söylediler. Ama tabii ki bazı gıda takviyelerinde de hani 18 yaşın altında, yani 15 ile 18 yaş grubu arasındaki çocuklar için biraz yarı yarıya kullanmak gerekiyor ürünü. Çok fazla miktarda kullanılmaması gerektiğini söylediler. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hani, Esra'nın Pongsa Sanitoran yegi hemen de 다섯 살부터 수면도 괜찮다고 했대, 그 사람들은. 아, 그래서. 알려줘서 고마워요, 에스라. 나 teşekkür ediyor. 왜 bilgi verdiğin için. 누리 Hanım'ın da mı sorusu var acaba? 그럴 수 있지. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Bununla ilgili soru varsa alayım. Yoksa diğer arkadaşa devredeyim. Devam edecek. Umso'ga 해제 요청했는데 안 풀리나? 왜 말씀을 못 하시고? 뭐라고? 아니. 응? 아침 문의는 benim de var. Merhaba. 오케이. 문제. 메르바. 아, sesim gelmiyor galiba ya. Geliyor şu an. Tamam, ben Nuriye. Annemin telefonundan cevap veriyorum. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz Nuriye Hanım. Konuşabiliriz. Sorum vardı. Bu göz ile ilgili şöyle sormak istiyorum. Benim gözümde alerji var ve bu ürün öneriyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Hani gözümde batma ve göz damlası kullanıyordum. Yani eğer olacaksa bu ürünü alıp denemeyi istiyorum. Nuriye Hanım, ben şimdi uzman doktor değilim fakat kendi deneyimimden söyleyebilirim size. Benim de bahar alerjim var gözde ve dolayısıyla dediğim gibi hem iş yaparken hem de bu işte mevsimsel geçişlerde ben de çok zorluğunu çekiyorum bunun. Şu anda kullandığım kadarıyla normalde daha çok batma ve sürekli böyle daha fazla kızarma ve hatta hani gözünü açamayacak hale kadar gelebilen dönemler oluyor bu bahar alerjik döneminde benim.
Şu an ben daha hafif atlattığımı düşünüyorum bu vitamin sayesinde. Ben daha yeni başladım ama. Hani siz de isterseniz deneyebilirsiniz ya da gene doktorunuza danışarak başlayın. Ben şu an kendi açımdan doktoruma da danıştım zaten. Başladığımdan itibaren faydasını hissediyorum. Daha rahat olduğunu düşünüyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum bu konu hakkında. Şimdi şöyle anlatmam gerekiyor. Bu gözle alakalı olan lutein gıda takviyemizi zaten doktorlarla da görüştük. Benim şahsi alanım optisyenlik artı mesleği müdürlük yapıyorum. Yani bir optik sektöründe çalışıyorum ve doktorlarla da bu anlamda iletişime geçtik. Şimdi alerji konusu çok başka bir mevzu. Alerjiyle alakalı tam net bir şekilde gıda takviyesinin etki vereceğini söylemiyor. Ancak şu şekilde göz yorgunluğu, alerji döneminizde göz yorgunluğu da tetiklediği için en azından göz yorgunluğunu indirgemek adı altında bu ürünü kullanırsanız tabii ki etkisini görürsünüz. Ama alerjiye tam net bir tedavi tabii ki de kesinlikle vermez. Sonuç olarak bu bir gıda takviyesi ve göz damlalarıyla bunu tedavi edilmesi daha uygun bir yöntemdir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, ben bir soru sormak istiyorum ama. Buyurun. Öncelikle herkese merhaba. Benim annem şeker hastası ve gözüyle alakalı sürekli iğne vurulmak zorunda kalıyor. Yani iyi gelir mi diye bunu merak ediyorum. Yani şimdi dediğim gibi ben en iyisini gene doktorların bilebileceğini ve cevap vereceğini düşünüyorum. Ben de danışarak aldım ama zaten herhangi bir yan etkisi yok bildiğim kadarıyla lutein'in. Siz gene de kendi doktorunuza danışarak anneniz hakkında isterseniz alabilirsiniz. Bu zaten göz sağlığını destekleyici ve hani o etkileri azaltmak adına bir vitamin gibi. Ben hani nasıl olacağını kendim de deneyimlemek adına alıp denedim. Şu an devam ediyorum. Siz de isterseniz bence deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama gene de doktor eğer herhangi bir ekstra bir şey söylemezse. Geldik. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar Reyhan Hanım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şöyle şeker hastalığı için yani özellikle gözde lazer oluyorsa anneniz kesinlikle iyi yani vitamin olarak iyi gelir ama lazer için lazer olduğunu tahmin ediyorum muhtemelen şeker hastası olduğu için. Yani ona herhangi yapılabilecek bir durum yok. O yüzden dolayı da vitamin olarak sağlığını korumak adına alabilir. Yani bunun dışında herhangi bir şey yapılması mümkün değil yani açıkçası. Tabii ki benim amacım da hani ek takviye olarak hani tamamen takviye olarak alabilirsiniz değil. Ama hani lazer olduğunu tahmin ediyorum. Göz arkası lazer oluyor değil mi? Doğru anladım ben. İğne tabii oluyor ki, deyince. Lazer de olamıyor yaşından dolayı ve hani ciddi bir anlamda yükselme olduğu için sadece tabii ek ki takviyelerle bu iyi gelebilir mi diye bir. Reyhan Hanım bence kullanabilirsiniz, fayda olur çünkü zaten bu takviye edici bir hani vitamin. O anlattığım yani luteinin asıl maddesi o olduğu için yaşlanmanın getirdiği o şeylere de hani gözdeki yorgunluk evet ve azalan pigmentlere iyi geldiğini söylüyor. Dolayısıyla bence kullanmakta bir problem olmaz herhalde. Siz çok teşekkür ediyorum. Sonra Merve Hanım'a katılıyorum bu konuda. Ancak kesinlikle bir doktorunuzla bu konuyla alakalı görüşmeniz gerekiyor. Çünkü tansiyon hastaları için gıda takviyeleri belli bir seviyede kullanılması gerekiyor. Hani mevzu bahis gıda takviyesi olduğu için ve tansiyonla alakalı bir sıkıntı olduğu için bunu kesinlikle doktor tavsiyesiyle birlikte kullanılması gerektiğini söylemek istiyorum size. Sanırım telefon soru끝났나요? Q&A까지 끝난 거야? 네. 그럼 다음 사람.
Bir soru daha sorulmuş. Bu konuyla alakalı da cevap vermek istiyorum. Gözde katarağı engelliyor mu? Katarakt şöyle, katarakt başlangıcı olan hastalarda gözde opaklaşma olduğu için göz yorgunluğu fazla olacaktır tabii ki. Bu göz yorgunluğunu engellemek için gıda takviyesi kullanabilir. Ancak katarakt belli bir seviyeden sonra artık ameliyata bağlı olarak tedavi ediliyor. Yani bu luteinin tam anlamda bunu engelleyebileceğini söyleyemiyorum. Teşekkür ederim. buyurun. Bere, 강의 감사하고요. 에스라도 안경점 주인이니까 더 루테인에 대해서 훨씬 잘 알아서 설명해 준 것 같아요. 감사합니다. 에스라, 센 데 gözlük çantası, optik optisyen olduğun için bu luteini çok iyi anlattığını düşünüyor. O yüzden teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Merve Hanım'a da güzel sunumu için teşekkür ediyorum. 그럼 3분 스피치 시간이에요. 브루즈. 브루즈. 브루즈 언니. 브루즈 abla sen başlayabilir misin? Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Buradan merhabalar. güzel sunumlar için teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattı herkes. Ben biraz heyecan yaptım. Sonda bekliyordum kendimi. şöyle kendimi tanıtayım. İsmim Burcu Baran. Adana'da yaşıyorum. Güzellik stüdyom var. Atomi Partner Grup lideriyim. Aynı zamanda Atomi'nin güzellik alanında eğitim veriyorum. Cilt bakım ürünleriyle ilgili. Güzel ilerliyoruz yani bu şekilde. Çok pardon bir saniye biraz heyecan yaptım. Eğitim verirken güzel de böyle kendini tanıtınca biraz şey oldum. Bu şekilde ilerliyoruz. Ben her zaman DM'den ya da işte WhatsApp'tan gelen sorulara da cevap veriyorum sizlere. Bazen geç görebiliyorum ama geri dönüş yapıyorum. Bunun at bilgisini vermek istedim. Ne zaman isterseniz cildinizle alakalı ve cilt bakım ürünleriyle alakalı bana sorular sorabilirsiniz her zaman. Atomi'ye nasıl başladım bunu anlatayım sizlere. Benim kız kardeşim Gökçe bunun üstüne çok konuştu benimle Atomi ile ilgili. Başlarda hiç oralı olmadım açıkçası. Yani bana Atomi diyordu, ben ha tamam falan yapıyordum böyle. Başka bir şey diyordu, yok hiç oralı olmuyordum açıkçası. Yani ilgimi çekmiyordu çünkü bilmiyordum. Hani ben hani basit farmasi gibi, Avon gibi işte katalog falan vesaire gibi düşündüğüm için hiç oralı olmadım. Aslında oralı olsaymışım çok da güzel olacakmış yani. Ondan sonra bir gün tekrar böyle konuştuk. Sordum hani ürünlerini falan filan. Tamam dedim, Zoom toplantısına katılayım dedim. Katıldım. Yani orada da bir C vitamini eğitimi falan vardı sanırım. İşte Atomi ile ilgili eğitimler falan. Hoşuma gitti. Tamam dedim ben bir bakayım hani. Bir iki daha toplantıya katılayım, biraz daha tanıyayım, araştırayım vesaire. Ondan sonra bir baktım işin içindeyim. Yani ürünlerini denedim, çok memnun kaldım. Öncelikle kendimde denedim. Ondan sonra arkadaşlarıma, müşterilerime denedim. Yani olumlu sonuçları da gördüğüm için dedim ki ben bu işi yaparım. Yani yapmasam bile ürünlerini kesinlikle kullanırım. Çünkü gerçekten çok kaliteli ürünler. Hani tek seferde bile kendini gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim, iyileşmeyi gösteriyor yani ciltte. Ben burada cilt bakımı yaptığım zaman gerçekten de iyileşmeyi görebiliyoruz tek seansta bile. O yüzden Atomi'nin ürünleri benim için vazgeçilmez oldu. Kardeşimi de bu kadar yorduğum için yani özür dilerim, ondan da bayağı bir uğraştı beni ikna etmek için ama keşke başında da evet deseydim yani. Ben çok memnun kaldım ya bütün ürünlerinden, işte vitaminleri olsun vesaire, ekip olarak çalışma olayından çok memnun kaldım. Hani her zaman size destek olmaları, bir sıkıştığınız zaman sizin yanınızda olmaları. İşte mesela ilk ben işe girdiğim zaman hani Cum bana sordu sen ne iş yapıyorsun işte vesaire, beni tanımaya çalışırken de. Yani benim için en önemli şeyin kalite ve güven olduğunu söylemiştim ona. Çünkü ben insanların cildiyle işlemler yapıyorum. Cildine işlemler yaptığım için
karşı taraftan olumsuz bir tepki gerçekten benim moralimi çok bozardı. Ben her zaman kaliteye bakarım açıkçası. Ve şirketin de bana bu şekilde güven vermesi, kendilerinin daha doğrusu bu kadar güven vermiş olması beni ziyadesiyle memnun etti ve bu işi yapmaya teşvik etti. Gerçekten de takım için, hepimiz için çalışmak benim için gerçekten çok eğlenceli aslında. Hani sizler için ufak ufak videolar çekiyorum Instagram'da, ufak ufak işte bazı şeylerin tanıtımlarını yapmaya çalışıyorum. Biraz daha hani kolay ön bilgi olsun diye sizlere. Bu şekilde ilerliyoruz yani. Esra Hanım sağ olsun çok destek oluyor, başını ağrıtıyorum onun da, Mehmet Bey'in de konuşuyoruz ediyoruz neler yapabiliriz, nasıl daha iyi olabilir vesaire diye. Güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Yeni arkadaşlarımız katılıyor. Onlarla da sürekli telefon görüşmeleri yapıyorum. Aynı zamanda yani benim takımımda olmayan insanlara da zaten destek veriyorum. Bir sıkıntıları olduğu zaman, bir problem olduğu zaman iletişime geçiyorum. Zaten aile olmak da bunu gerektirir. Atomi ailesi olarak gerçekten de hepimiz birlikteyiz yani. Birlikte çalışıyoruz. Kardeş gibi olduk. Yani açıkçası Adana'ya ilk geldikleri zaman bile ben şeydim, sanki uzun zamandır tanışıyormuş gibiydik. Yani bayağı güzel geçirmiştik, 3 günü dolu dolu geçirmiştik. İnşallah tekrarını yaşarız diyeyim. Böyle bu şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda 2 çocuk annesiyim, evliyim. Yani hem Atomi'ye hem kendi işime yetişmeye çalışıyorum. Sizlere yetişmeye çalışıyorum. Çok mutluyum yani Atomi'de olmaktan. Dediğim gibi sorularınız olursa WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun destekleriniz için. Hepinizi seviyorum. Kocaman kalp. Stipçi kampanya yapıcı. Teşekkür ediyorum Burcu abla. Ben teşekkür ederim. Esra tabi. Herkese iyi akşamlar. Çok, çok güzel konuşma yaptım Burcu Hanım. Ben çok heyecanlıyım. Esra Temel, 33 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. Bu akşam sizlere Atomi'ye neden girdiğimi ve ilerleyebilmek için neler yaptığımı, hangi yolları izledim ve yaşadığım deneyimlerle hangi yollarda başarılı sonuçlar aldığımdan bahsetmek istiyorum. Atomi yapmaktaki amacım kendim için denediğim ürünleri ne kadar kaliteli ve etkili olduğunu gördükten sonra çevremdeki insanların bendeki değişimi fark edip ne kullanıyorsunuz sorularını aldım ve ekipteki aile gibi ortamı, insanların samimiyetlerini işten hissettiğim için ben bu işi yaparım dedim kendime. Zaten ürünler beni fazlasıyla etkilemişti. Açıkçası başta fiyatları görünce çok yüksek geldi. Teker teker almak zorunda kaldım setleri. Ama sonra Damla Hanım'ın önerisiyle ağız bakım setlerini satmaya başladım. Bu sayede kendime aldığım her ürünün ücretini kârımla ödemiş oldum. Gittikçe de bu işi sevmeye başladım. Hem insanlardan geri dönüşler muhteşem oluyordu, hem de artık kendime aldığım bu kaliteli ürünler yaptığım kârla bana bedavaya geliyordu. Atomi'ye devam etmemin ve hayallerimin büyüdüğü günü anlatmak istiyorum sizlere. Jun ve Misun Türkiye'ye gelince hem yanlarında olan ekip arkadaşlarımı hem de sponsorlarımızı yakından tanımak istedim. Bursa'dan yola çıkıp daha önce sadece bir okul gezisiyle gittiğim İstanbul'a ekip arkadaşlarımla tanışmaya gittim. Türkiye'ye gelecek olan ürünleri yakından görüp denedim. Çok beğendim. Ve düşündüğüm şey bu ürünlerde Türkiye'ye giriş yaptığında Atomi'nin artık önüne hiçbir markanın geçemeyeceği oldu. Tabii sponsorlarımızı yakından tanımak büyük bir etki yarattı bende. Onların samimiyeti ve iştenliği sanki yabancı bir milletten değil de uzun zamandır birbirimizi tanıyormuşuz gibi yakın hissettim. Esra Hanım ve Hatice Hanım'a da daha önce hiçbir şekilde bir karşılaşmamız olmadığı halde onların samimiyeti beni etkiledi. Burada onlara da ilk karşılaşmamızdan bana yakın o sıcaklığı yaşattıkları için teşekkür ederim kendilerine de. Atomi hakkında birçok araştırma yaptım.
kendi çapımdan. Daha önce birçok network şirketine de üye oldum ama sadece ürün kullanmak içindi. Bu işte nasıl ilerleyeceğim hakkında bir bilgim yoktu. Mehmet Bey'in yönlendirmeleri sayesinde ekibimi ona göre kurdum. Kendisi bana çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim buradan kendisine de. Ekip arkadaşlarım şu an 40 kişi. Tabii bu üyelerin hepsini ben bulmadım. Hem sponsorlarımın hem de ekip arkadaşlarımın yardımıyla oldu. Şu an çok güzel bir şekilde yardımlaşarak, birbirimize danışarak ilerliyoruz. Herkesin olduğu gibi benim de hedeflerim var. Ekibim için ve kendi geleceğim için güzel işler yapıp hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kısaca biraz ürün satışlarımı nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğüm bütün tanıdık eş, dost, akrabalara kağıt maske hediye ettim. 2 ayda 100 tane kağıt maske dağıttım. Ellerinde çatlamaları olan insanlara hemen el kremimden sürdüm. Ya da çok ellerinde sorunu olan insanlara hediye ettim ki sonuçlarını da ben de görebilmek için. Kimilerine güzel sonuçlar aldık. O yüzden satışlarımda çok... Benim orta sesim bir tarafa gidiyor mu? Geliyor mu? Tamam. Geliyor mu? Hatice. Geliyor. Tamam, sağ ol. Şimdi birçoğunuz içinizden hani demek ki imkanı var ya da sermayesi varmış, benim bunları alacak gücüm yok diyebilirsiniz. İnanın bu işe girerken sadece 4 ağız bakım seti satarak başladım. Benim imkanım da yoktu, sermayem de yoktu. Yaptığım karların her birini bir sonraki sipariş... Hep daha fazla stok yapıp satmaya çalıştım. Çevreme ağız bakım setlerini satarken bak bir dene, hani memnun kalmazsan geri alacağım diyerek ürünleri sattım. Bana geri dönüşler hep daha fazla sipariş toplayarak oldu. Bir ürün alan kişi 4 tane daha istedi. Bu işte en sevdiğim şey insanları memnun edip mutlu etmek oldu. Hediye ettiğim maskelerde geri dönüşler bana yeni siparişler getirdi. Açıkçası Atom bana hem çok güzel bir aile hem de çok severek yaptığım bir iş verdi. Teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar diliyorum. 지금 파이어에서 하타메 씨. 기훈 내가 한마디 할게요. 하티제. 아 목소리 음소거. 아 다시. 오케이. 아, 오케이. 안녕하세요. 오늘 와주신 여러분들. 메르바 부긴 파틀란 할게요. 저는 한국에서 사업하고 있는 샤룬로즈 마스터 정준이라고 합니다. Ben Kore'de atom işini yapıp Şarunroz Master seviyesinde olan 정용우. 맞지? 정용우. 네, ben 정용우 배준. 그 오늘 사실 이렇게 사람들이 많이 참여할 줄 몰랐어요. 왜냐면 오늘 그냥 새로운 멤버들을 위한 줌 미팅이라서 많은 사람이 참여할 줄 몰랐는데 Bugün toplantıya bu kadar çok kişinin katılacağını bilmiyordum. Normalde yeni üyeler için yapılan bir toplantı ama çok fazla insan var. 이렇게 많이 참여하는 걸 보니까 진짜 우리 그룹이 되게 빨리 성장하는 것 같아요. Böyle çok fazla kişi katıldığına göre bizim grubumuz yakında çok başarılı olacak. 사실 한국인들은 되게 성장하는데 속도가 되게 느리거든요. 왜냐면은 의심이 많아가지고. 네? 그러니까 한국 팀, 그러니까 다른 팀, 다른 나라 같은 경우에는 이렇게까지 급속도로 성장을 안 하는데 터키 팀은 진짜 빨리 성장을 하는 것 같아요. 다른 ülkelerde böyle büyüme çok fazla olmuyor insanların şüpheleri olduğu için ama Türkiye'de daha böyle hızlı bir büyüme var diyor. 사실 이 팀도 진짜 불과 몇 달 전만 하더라도 사람이 그렇게 많지 않았는데 지금 엄청 사람이 많아졌어요. 오빠 좀 다시 말해줘 인터넷 때문에 또. 이게 진짜 몇 달 전만 해도 사람이 그렇게 많이 없었는데 지금은 엄청 많이 이제 참여를 하는 것 같아요.
birkaç ay öncesine kadar bu kadar fazla insan yoktu ama şimdi çok daha fazla insan var. 이게 이 사업을 계속 하다 보면은 정말 내 아래에 파트너들이 계속 늘어나게 돼요. 뭐 이제 yaptıkça altınıza daha fazla insan gelecektir. 그러니까 나도 모르는 나의 그 모르는 사람들이 계속 내 아래에 가입이 되는 거예요. Benim de tanımadığım kişiler benim altıma üye olarak geliyorlar. 제가 사실 이렇게 많은 터키 사람을 제가 직접적으로 알진 않잖아요. Çünkü ben bu kadar çok fazla insanı yani Türk'ü bir arada göremez mi tanıyamazsın. 저는 진짜 여기서 아는 사람이 몇 명 없는데 이 사람들로 인해서 이렇게 그룹이 커진 거예요. Benim şu an burada bildiğim çok fazla insan yok ama bilmediğim insanlar sayesinde de grubumuz böyle büyüyor. 그래서 여러분도 희망을 가지셔야 되는 게 여러분들도 갑자기 이렇게 그룹이 커지거든요. Sizin de umut etmeniz gereken şey sizin de grubunuzun böyle ileride büyüyecek. 그래서 여러분들이 이렇게 세미나 같은 거를 잘 들어가지고 회사 소개, 마케팅 플랜, 애터미 비전 이런 거를 잘 이해를 하셔야 돼요. Bu yüzden siz de seminerlere katılıp Atomi Vizyonu, kazanç planı ve Atomi şirket tanıtımı ile ilgili şeyleri öğrenmelisiniz. 그래야지 나중에 가입되는 파트너들한테 내가 제대로 설명할 수 있거든요. Çünkü bundan sonra katılacak partnerlerinize, iş ortaklarınıza da bunları iyi açıklayabilirsiniz. 내가 이걸 잘 모르면 파트너들이 그냥 다 나가요. Bunları iyi bilmezseniz iş ortaklarınız gideceklerdir. 그래서 이 사업은 혼자 하는 게 아니고요. 스폰서랑 같이 하는 거예요. Bu iş tek başına yapılan bir iş değil, sponsorla birlikte yapacağınız bir iş. 이런 네트워크 마케팅 비즈니스를 한 번도 경험하지 않은 사람들은 이런 비즈니스에 대해서 약간 두려움이 있어요. Bu daha önce network işini yapmış insanların bu işle ilgili çok hani keskin bildiği şeyler vardır. 저도 처음에 이거 시작했을 때 너무 무서워가지고 잘 안 될 것 같았는데 내 스폰서가 저를 많이 도와주더라고요. Ben de bu işe ilk başladığımda yapamayacağımı zannedip ben de endişe duydum ama benim sponsorum bana çok yardım etti. 그러니까 혼자 하는 비즈니스가 아니고 팀 비즈니스니까 너무 걱정하지 마시고요. Bu yüzden tek başınıza yapacağınız bir iş değil, grupla beraber yapacağınız bir iş olduğu için çok fazla endişelenmeyin. 저희 팀이 터키에서 제일 빨리 성장하고 이제 곧 있으면은 넘버원, 지금도 넘버원인 팀이에요. Bizim grubumuz Türkiye'de daha hızlı başarıya ulaşabilecek ve şu anda hala bir numarada olan bir takım. 저희는 이미 한국에서는 넘버원 그룹이거든요. Kore'de şu an Türkiye'de olan takımlar arasında birinci sırada olan bir takım. 그런 넘버원 한국의 그룹이 지금 터키에 이렇게 그룹이 생긴 거예요. 저는 bulunduğu takımda Kore'de birinci olan bir takım, bir numaralı bir takımmış. O da böyle bir numara olan bir Türk takımı çıkarmış. 당연히 터키에서도 저희가 제일 커질 거라고 생각을 하고 있고 그리고 그렇게 좋으신 분들이 지금 저희 그룹에 굉장히 많아요. Tabii ki ileride de bizim grubumuzun Türkiye'de en büyük grup olacağını düşünüyorum ve Opa taş baracı oldu bu önce bunca. 당연히 터키에서도 우리 그룹이 넘버원이 될 거고 그리고 이제 그렇게 넘버원이 될 만한 그 좋은 사람들이 우리 그룹에 굉장히 많다고. Bizim grubumuz böyle ilk başlarda birinci sıralarda olduğu için bizim grubumuza çok fazla iyi insan gelecektir. 지금 만약 그 돈을 벌 수 있는 도구를 찾으시던 분이라면은 저는 정말 애터미를 강력하게 추천드려요. Gerçekten parayı arayan, hani para kazanmak için bir yol arayan biriyseniz Atomi tavsiye ediyorum. 사실 요즘 너무 힘들잖아요. 터키 경제 상황이. Çünkü bu zamanlarda Türkiye'nin ekonomisi çok böyle zor. 전 진짜 깜짝 놀랐던 게 어제 주유소에 가서 차 주유를 하는데 기름값이 너무 많이 올라서 너무 놀랐어요. 네? 차 주유를 하려고 하는데 차 그 기름값 그게 너무 많이 올라서 네. 놀랐어요. Ben de geçen gün arabama petrol almaya gittiğimde petrol fiyatını öyle görünce ben de çok şaşırdım. 당연히 터키도 지금 그 가격이 엄청 올랐잖아요. Tabii ki Türkiye'de de bunlar petrolün fiyatı çok fazla yükseldi. 이게 다 러시아랑 우크라이나랑 그 전쟁에서 그런 거 아니에요? Bunların hepsi Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş yüzünden. 저는 그 전쟁으로 인해서 이렇게 기름값이 오를 거라고 상상도 못했어요. Ben bu iki Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki savaş yüzünden petrol fiyatlarının bu kadar yükseleceğini tahmin bile edemezdim. 우리는 예측하지 못하는 상황을 항상 미리 대비를 해야 돼요. Biz böyle tahmin edemeyeceğimiz olaylara karşı önlem almamız gerekiyor. 저는 그 대비할 수 있는 도구가 애터미라고 생각을 하고 있어요.
bu önlem alacağınız işi atomi olarak düşünebilirsiniz. 그래서 만약에 희망이 없는 분들이라면은 이 애텀이라는 도구를 꼭 제대로 알아보셨으면 좋겠어요. Eğer umut olmayan insanlarsanız bu atomi'nin kazancını, kazanç kapısını bir kez araştırmanızı tavsiye ederim. 사실 돈이 없는 사람들이 성공하기에는 네트워크 마케팅 비즈니스가 정말 좋은 비즈니스예요. 파라스 yani yatırım yapmak için parası olmayan insanların böyle atom işini yani network işini yaparak kazanç sağlaması onlar için bir şans aslında. 근데 그중에 제일 좋은 거는 애텀이에요. 부르다 NNM yani burada o mevcut şeylerde en iyi olan şey atomi. 왜냐면 애텀을 하는데 투자는 비용이 없거든요. Çünkü atomi yaptığınızda bir yatırıma ihtiyacınız yok. 그리고 이거를 어디서나 언제나 할 수 있다는 게 최고의 장점이에요. Ve bunu nerede ve ne zaman olursa olsun yapabileceğiniz için bu en güzel noktası. 왜냐면은 내가 이거를 시간의 제약이 그러니까 내가 직장을 가야 된다거나 막 그러면 바쁘잖아요. 근데 이 애터미는 그냥 내가 시간 날 때 짬짬이 이렇게 할 수 있잖아요. Çünkü eğer bir şirkette çalışıyorsanız çok meşgulsünüz ve zamanınız yok ama atomiyi yaparken zamanınızı yavaş yavaş ayırıp yapabilirsiniz. 그래서 아이를 키우는 어머니도 정말 애터미 하는 게 너무 좋아요. Bu yüzden çocuklarına bakan annelerin de atom işini yapması gerçekten iyi. 오늘 막 처음 오셔가지고 아 이거 이상한 거 아니야 이렇게 생각하실 수도 있어요. Bugün buraya ilk defa katılan insanlara çok hani tuhaf bir yer diye düşünebilir. 근데 이거 이상한 거 아니고요. 만약에 이상한 거였으면 이렇게까지 많은 사람들이 들어와가지고 줌 미팅을 들을 리도 아마 없었을 거예요. Burası tuhaf bir yer değil çünkü tuhaf bir yer olsaydı bu zamana kadar bu kadar katılan insanlar bir araya her zaman toplanmazlardı. 그리고 오늘 이렇게 줌 미팅에서 강의해 주신 분들은 이제 저희 팀 리더인데요. Bugün burada daha demin sunum yapan insanlar hepsi bizim grubun liderleri. 오늘 강의해 주셔서 너무 감사하고요. Bugün sunum yaptığınız için çok teşekkür ederim. 강의해 주신 분들은 스코가 이제 선물 앞으로 강의해 주신 분들은 따로 선물 이제 드릴 거예요. 토플란트라이드 sunum yapan kişilere SCO bundan sonra ayrı bir hediye verecek. 저희는 팀의 시스템이 굉장히 잘 갖춰져 있어요. 뭐 뭐 그룹 bizim Atomi'nin sistemini iyi öğretmemiz gerekiyor. 이렇게 시스템이 잘 갖춰져 있는 팀이랑 하시는 게 정말 좋거든요. Çünkü Atomi'nin sistemini iyi bilen gruplar grup olması iyi bir şey. 뭐 이거 말고도 엄청 많은데 이거는 뭐 자세한 거는 여러분을 초대해 주신 스폰서한테 물어보면은 아마 제대로 얘기해 주실 거예요. 네? 뭐 이거 말고도 뭐 되게 많은데 뭐 그런 거는 다 이제 스폰서한테 물어보시면은 제대로 얘기해 주실 거예요. burada bu sunumları dinlemeniz çok güzel ama daha sonralarında sorunuz olduğunda ve danışması gereken bir şey olduğunda sponsorunuzla birebir iletişime geçip onunla konuşmanız da daha güzel olur. 그리고 저희가 유튜브 채널도 있으니까 꼭 구독해 주시고 거기서 제가 이제 했던 영상도 있고 아니면 우리 파트너들이 했던 영상들이 있으니까 한번 꼭 봐주세요. Bizim ayrıca bir YouTube kanalımız olduğu için oraya üye olup oradaki videoları da izleyip sizin partnerlerinizin sunum yaptığı ve liderlerin sunum yaptığı videolar da var. Onları da izleyip öğrenebilirsiniz. 그리고 제가 진짜 터키 사람들을 너무 좋아하는데요. Ve ben Türkleri gerçekten çok seviyorum. 너무 그 이제 곧 있으면 그 아타투르크 기념일도 있죠. 네. 왜 뭐라고? 야, 곧 있으면 아타투르크 기념일 있지 않아요? 다시 말해줘. 인터넷 때문에 참. 아니 그 아타투르크 그 기념일 있잖아요. 기념일. 아, 그 우리 갔잖아 아카레에서. 그러니까 근데 그 기념일 있잖아. 5월 19일에 수요일에 다음 주 수요일에. 아, 맞아. 있죠. Bunlar haftaya 19 Mayıs Atatürk'ün bayram yaptığı 19 Mayıs bayramı söylüyor. De. Çünkü Atatürk'ü çok seviyorum. Ben Atatürk'ü çok seviyorum. O saşa, Türkiye 여행 가기 전에 Atatürk'e 대해서 몰랐거든요. Ben Türkiye seyahate gitmeden önce Atatürk'le ilgili pek bir şey bilmiyordum. 근데 되게 제가 알아보니까 너무 존경스러운 사람이더라고요. Ve araştırdıktan sonra öğrendim ki gerçekten çok muhteşem bir insan. 사실 이건 애터미랑 전혀 관련이 없는데 진짜 아타투르크는 짱인 것 같아요. Bunun Atomi'yle bir ilgisi yok ama Atatürk'ün en iyisi olduğunu söylemek istiyorum. 아무튼 이 아타투르크 기념일을 위해서 우리가 그 이벤트를 할 건데 bu Atatürk'ün yaptığı bu 19 Mayıs bayramı için bir çekiliş yapacaklar.
그래서 이제 우리가 이제 그 우리 예전에 했던 뭐 이벤트 이런 것처럼 이벤트를 할 건데요. 곧 있으면 제가 왓츠앱에다 공지를 할 거니까 참여하실 거면 꼭 거기다가 이제 글을 잘 보세요. 에스티안 예, �u çekilişlere benziyor. Bunlar WhatsApp'tan paylaşacağız. Onu yaptıktan sonra paylaştıktan sonra katılmanızı rica ediyor. 그러니까 뭐 이런 거 말고도 뭐 사실 우리 뭐 그룹 이벤트 뭐 참여하면은 애터미 제품 뭐 공짜로 쓰는 일도 많고 하잖아요. 그게 사실 뭐 bayram için değil bizim grubumuza yaptığımız her zaman yaptığımız çekilişlere de katıldığınızda yani böyle çok fazla hediye alabilirsiniz. 그러니까 뭐 도와주는 게 뭐 되게 많으니까 진짜 뭐 애터미 사업하는데 너무 이렇게 도움이 많이 될 거예요 저희 그룹이. 네? 그러니까 너무 이렇게 저희가 막 이제 도와주려고 막 엄청 하니까 너무 걱정하지 마세요. 우리 그룹에서 çok yani çok fazla sponsorumuz çok fazla yardım ettiği için telaştan endişelenecek bir şeyiniz olmasın. 네. 그러면은 오늘 일단 줌 미팅 너무 너무 다 고생하셨고요. 오늘 toplantı buraya kadar da hepiniz çok zahmet ettiniz. 스코는 오늘 그 저기 해주세요 그. 룰렛. 아, 스코 심리 토판테 카탄나 체크시니 앞착. 네, 지금부터 참여하신 여러분을 대상으로 룰렛을 돌릴 건데 만약에 당첨이 되시면 꼭 카메라를 켜서 아니, 카메라를 켜거나 켜서 얼굴을 보여 주시거나 아니면 목소리로 내가 됐다는 걸 얘기해 주세요. 당첨되신 분은 bugün buraya katılan yani katılımcılar arasından çekiliş yapacak. Kamerasını açabilen açsın ya da veya sesiyle burada olduğunu belirtsin diyor. 그럼 돌리겠습니다. 라비아. 라비아 토프락. 라비아. 라비아님 카메라를 açabiliyorsanız açıp ya da ses verebilir misiniz? 지훈아 음소거 그거 아예 해제 알아서 할 수 있게. 지금 해제할 수 있어요. 지금 해제할 수 있어요. 세스는 açamıyorsanız biraz izin verecek Siko. 됐어 언니? 응응돼돼돼 세제 가능해 아. 지금. 아. 오케이 라비아 씨. 라비아 씨 없어요? 라비아 씨 없어요? 지금 해제할 수 없으면 어떨 거야? 없으면 다시 돌려야지. 없으면 다시 해야 돼. 잠깐만 라비아 씨 없어요? 빨리 봐봐. 진짜 라비아 씨 없어요? 잠깐 나 확인할게. 라비아는 burada mısınız? 아 없나 봐요? 어 진짜 없나 보네. 어 없는 경우 드문데? 잠깐 한 번도 부르고 나중에 이렇게 다시 하자. 어 라비아 씨 있는데? 있는데 그냥 이렇게 열고 아 듣지 않아 하는 것 같아서. 오케이 알겠어요. 다시 돌릴게요. 다시 하자. 잠깐 왜? 자 다시 하자. 이게 불렀는데 그 카메라가 켜져 있지 않거나. 음소거면은 그러니까 말을 하지 않으면은 무효예요. 아니 bu yapıyor ama eğer sesi hani kamerayı açmadıysa veya sesi yoksa hani bu geçersiz sayılıyor. Şu an toplantıda yok sayıldığı için. Ça daha şey dolu ya. Başı ağrıyor. Ne? Terrible. Dilber. Dilber oldu ise. Dilber tebrik ediyorum. Dilber abi. Çok teşekkür ederim. Doğru. Çok şaşırdım. Çok nolletti. Hayır. Hayır. Rabia şimdi mesajı ponenle ba. Rabia şimdi otuk. 뭐라고? 뭐라고 했어? 아니 그냥 의림이 생겼는데 이해하지 못한다고 했는데 이렇게 애기들이 있어서 애기들랑 네. 아 진짜? 그러면은 라비아 씨는 스코랑 좀 얘기 좀 해. 라비아는 스코 씨를 konuşacakmış. 알아bilir, 라비아 hanıma verebilirsiniz, sorun değil. 아, 그 라비아 씨는 최 저도 괜찮다고 했어. 아니야. 우리 두 명 줄게. 두 명 줘도 돼. 아니야. 이 2탄에 할색 떠들려. 얼산 소리. 아니, 축하드려요. 둘 다 축하드려요. 오늘 두 명이에요, 그럼. 네. 멘하바 멘시 소작 멘데. 부르죠?
Ben misafirlikteydim. 5 dakikalığına hani çocuğumla uğraşmak için kapatmıştım da geldim, internet tam çekmedi. Adım çıkın dedim, ne oluyor falan. Tam olarak anlamadıydım olayı da. Ha, biz sizin isminiz çıktı. Sonra size seslendik, duymadınız. Hani böyle hem ya kamerayı ya da sesi açtınız. Sizin sesiniz falan da gelmediği için o yüzden ikinci kez çekiliş yaptılar da. Ama fark etmez, ikinize de hediye gönderecekmiş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ya, kusura bakmayın. Rabia 씨는 스코한테 개인적으로 메시지 좀 보내주세요. Rabia 스코에 메시지 gönderebilir misiniz diyor. Tabii ki. Beni bu ekibe kattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu ailede olduğum için çok teşekkürler. Kamsan mıdan? Ha, 우리 그룹에 이렇게 가입시켜서 너무 감사하다고. 아, 그리고 이렇게 신규 멤버 줌 미팅은요, 저희가 매주 하는 건 아니고 2주에 한 번 해요. 예니 gelenler için, yeni üyeler için toplantı her hafta değil, 2 haftada bir oluyor. 그러니까 이런 신규 멤버 줌 미팅을 할 때 지금 비즈니스 파트너분들은 주변에서 애터미를 알아보려는 사람들이 있잖아요. 그분들을 이런 줌 미팅 자리에 초대해 주시면 돼요. 물론 스폰서 yani burada olan iş, sponsorlar, yeni üyeleri, çevrenizde olan yeni kişileri davet ettiğinizde bu iki haftada bir olan toplantıya davet etmenizi rica ederim. 사실 뭐 돈보다 중요한 거는 이렇게 서로 이렇게 알아가고 이렇게 신뢰 쌓는 거 같거든요. 이렇게 좋은 사람들을 알아간다는 게 더 좋은 거 같아요. 파라단 önemli olan şey iyi insanlar böyle davet edip iyi insanlarla birlikte çalışmanız. 사실 이렇게 알아가가지고 애터미가 아니더라도 뭔가 이렇게 도움받을 수 있는 일이 있으면은 서로 도움 주고 도움 받고 하면 너무 좋잖아요. 네? 그러니까 서로 이렇게 애터미가 아니더라도 이게 도움 주고 도움 받고 하면 너무 좋잖아요. 사실 뭐 애터미 için değil, 애터미 olması şart değil. Birbirinize para verip para almanız kadar güzel bir şey요. 약간 우리는 뭐 가족같이 이렇게 운영이 되거든요. Çünkü böyle aile gibi olduk artık. 아무튼 애터미에 대해서 오늘 많이 알아보려고 들어오셨는데 너무 참여해 주셔서 감사합니다. Bugün Atomi ile ilgili bilgiler vermek için böyle bir toplantı yaptık. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. 네. 그래서 우리 WhatsApp 그룹 채팅방에 혹시라도 안 들어온 사람이 있다면은 꼭 지금이라도 들어와 주시고요. 네, 왜 �izim Atomi'de bulunan WhatsApp'ta bulunan Atomi grubumuza hala katılmayanlar varsa mutlaka katılsın. 그리고 우리 리더분들은 지금 2주 비디오 프로그램 있잖아요. 신규. 네, bizim liderlerin yaptığı 2 haftalık bir video görevi var. 그거 꼭 지금 신규 멤버들한테 하시고 싶으신 분들 있으면은 꼭 해 주세요. 그래야지 그분들도 제품도 받고 비전도 보니까요. 네, 리더 burada bulunan liderler eğer o görevlere katılmak isteyen yeni üyeleriniz varsa o 2 haftalık görevi yeni üyelerinize yaptırıp onların hem Atomi'yi öğrenmesini hem de hediye kazanmasını sağlayın. 그리고 내일부터 다이아몬드 마스터랑 세이지 마스터 도전하는 우리 그룹 친구들 모두 모두 화이팅! 네, 예, 이티바렌 다이아몬드 마스터랑 ve Sales Master'lar meydan okuyacak kişileri şu an başarılar diliyor. 내일부터 물건 구매하시는 분들은 특별한 혜택 있으니까 우리 WhatsApp 그룹 채팅방 꼭 잘 봐주세요. 예, 이티바렌 alışveriş yapacak insanlara ayrıca bir hediye verildiği için ya WhatsApp grubunu iyice kontrol edin. 네, 그러면은 오늘 참여해 주신 여러분들 너무너무 감사합니다. Bugün katılan herkese çok teşekkür ediyorum. 모두 잘 주무세요. 근데 ISMAC 이 계절. 손 내리기 곁에 오는데 오류 있나요? 아니야, 됐어요. 오케이. 네, 끝낼게요. 우리 잠깐만 사진 한 장만 찍을게요. 미 포토그래프 찍히려고요. 하트 한 번만 해 주시면 안 될까요? 하트도 괜찮고. 나 yapıyoruz? Böyle Kore kalp Semra abla. 여러분 멈춰주세요 이러고. 잠깐만. 멈춰주세요. 가만히 있어야 돼요. 여러분 감사합니다. 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 새새끼를 잘 쳐요. 고생하셨어요. 네, 언니들 잘 자.
Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.